Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. 3 çizgiye hoş geldiniz. Bugün 31 Mart soykırımı hakkında konuşacağız. Konuğumuz Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Gülara Hanım Yenisey'dir. Gülara Hanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu programa davet ettiğiniz için. Öncelikle beni bugün bu programa davet eden Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'ne, ayrıca bu programı da yapan bu dernek, bu derneğin yönetimine ve STV yönetimine teşekkür ederim. Güzel bir program. Bugün gerçekten de bütün dünyada Azerbaycan Türklerinin anma günü, bu soykırım gününü 100 seneye geçti. 100 sene sonra biz bunları anma günü olarak hatırlamaya çalışıyoruz olup bitenleri. Ve ulusal bilincimiz açısından önemli bir gün. Evet, teşekkür ederim Gülara Hanım. Evet, 31 Mart soykırımı sonrası 30 binden fazla insan katledildi. 10 binlerce insan kayıp, yüzlerle tarihi mekanlar yıkıldı. Kütüphaneler, okullar, gazete merkezleri, tarihi önem taşıyan kitaplar yıkıldı. Bugün değineceğimiz mevzular değerli izleyenler, soykırım öncesi Kafkasya'da durum, 31 Mart soykırımı nedir ve neler yaşandı? Soykırıma dünyanın tepkisi ne oldu veya nedir? Güney Azerbaycan soykırımı hakkında konuşacağız ve Osmanlı ordusunun Azerbaycan'a yardım eli. Gülara Hanım, 20. yüzyılın başlarında 1900'lü yıllarda ve özellikle de 1917-18 yıllarında Azerbaycan'da ve Kafkasya'da sosyopolitik durumlar nasıldı? Evet, güzel bir soru. Bu soruya geçmeden önce biraz bunun arka planını konuşmamız lazım. Neler oldu, neler yaşandı, neden böyle? Aslında bunlar bu 31 Mart günü Bakü'de yapılan, Azerbaycan'da birçok bölgelerinde, Bakü'de de yapılan büyük soykırım, büyük katliamlar yaşanmıştı. Bunun öncesi var. Bu bir ilk gün değildi. Bunun çok öncesinde Azerbaycan çok değişik bölgelerinde, İravan'da, Nahçıvan'da, Kuba'da, Şamakı'da, Qarabağ'da, Gəncə'de, Güney Azerbaycan'da, Xoy'da, Urmu'da, Salmas'da, Tebriz'de, bütün Azerbaycan'ın hem bütün şehirlerinde ve sistemli bir soykırım yapılmıştır. Yani bunlar sürekli bir halde, sistemli bir soykırım. Ermeni çeteleri tarafından Azerbaycan Türklerine karşı savunmasız, silahsız, Müslümanlara karşı, Kafkas Müslümanlarına karşı sürekli bir soykırım yapılmıştır. Onun için biz buna sistemli bir soykırım diyoruz. Bunun öncesi var. En şiddetlilerini söylerim, dalgalar halinde. 1957 yılı şiddetli bir şekilde yaşandı. Ve bunun Mehmet Said Ordubadi var, bizim çok değerli bir yazarımız. Onun bildiğiniz üzere çok değerli bir, çok objektif, o dönemi çok iyi araştırmış derinden ve söylediği gibi tamamıyla objektif olmaya çalıştığı bir eser. Kanlı Seneler eseri. 1957 yıllarında Azerbaycan'da Ermeni çetelerinin yaptığı soykırımı, o kırgınları anlatıyor bu kitap. Ve okuduğunuz zaman yani okunması mümkün değil. Öyle bir olaylar, o kadar vahşet var ki. Mesela bunu anlamakta zorlanıyorsun. 1905 yılında Bakü o zaman Kafkasların, Mehmet Said Ordubadi'nin deyimiyle en müferreh şehri, en abad, en güzel şehri. Halk çok mutlu yaşıyor bu şehirde ve bir anda bir gerginlik vardı diyor. Bir anda diyor Ermeni çeteleri hiç beklenmedik bir anda saldırıya geçtiler.
ve bir anda her taraf o güzel binalar bir anda alev topuna döndü ve Müslümanlar için çok önemli olan özellikle camiler yakıldı. Cümle Mescidi yakıldı, yıkıldı 1905 yılında. Müslüman Hayriye Cemiyeti vardır ki bu Hayriye Cemiyeti Azerbaycan'ın aydınlanmasında, Azerbaycan'ın gelişmesinde çok önemli rolü olmuştur. Orayı yaktılar. Yani Müslümanlar için maddi manevi değerli olan ne varsa her şeyi yakıp yıkıp ve insanlara görülmedik bir şekilde vahşet uygulandı. Ve ardından bu Şuşa'da, ardından Gence'de yapıldı. Ve diyor ki Mehmet Said Ordubadi, ilginçtir ki Müslümanlar diyor algılayamıyorlar. Mesela Baki kırgınlarından sonra hemen ateşkes istediler, barış istedi Ermeniler. Ve Müslümanlar kanıp onlara hemen de ateşkesi razı oldular. Bununla bu aslında o Ermenilerin oyalama taktiği. Zaman kazanmak için. Hemen burada Baki'de ateşkes imzalanınca, barış imzalanınca hemen ardından Şuşa'da büyük katliam yaptılar. Şuşa'da o kadar büyük, yani görülmedi. Ya Mehmet Said onlara da değiniyor. Hemen diyor Şuşa'da bitince Şuşa'da barış imzaladılar. Bunun ardından bu sefer Gence'ye geçtiler. Yani bunlar hep böyle sistemli. Ardından Nahçıvan'da yapmışlar. Ve 1957 öncesinde İrevan bölgesinde, Çubursaet'te çok büyük kıyımlar yapılmış. Yani bunu o kadar, bir de bunu açıkça itiraf da ediyorlar. Mesela Lalayan'ın, Şamya'nın, Lalayan'ın yazdığı mesela 565 bin kişinin, düşünün o rakamlar, 19. yüzyılın sonunda İrevan'da 565 bin kişini katletmişler. Bu kadar açık, yani büyük, çok büyük rakamlar. Ve diyor ki, Lalayan diyor ki, ve diyor bu, bu diyor orada yaşayan nüfusun %60'ı demekti. Bu kadar soğukkanlı ve bu kadar açık bir şekilde itiraf ediyor. Yani %60'ını İrevan bölgesindeki nüfusun %60'ını, Azerbaycan Türklerinin %60'ını katlettiler. Bu öncesinden, yani bu sistemli katliamların. Ve ardından bildiğiniz üzere Azerbaycan toprakları üzerinde İrevan Guberniyası, Revan üzerinde şey kuruldu, yani bir Ermenistan devleti. Önce guberniye şeklinde, daha sonra devlete dönüştürüldü. Bunu biliyoruz. Yani bu dediğimiz gibi bunlar hep sistemli olmuştur. 1957 dalgalar halinde. 1917'de var. Bu aralarda olmamış mı? Tabii ki de oldu. Ama bunlar küçük çaplı olanlar. Ondan sonra 1917'de var. Ondan sonra 1918'de var. 18'de en şiddetli olan. Biz bugün anma törenleri düzenlediğimiz gün ve Mart olayları dediğimiz olaylar ve 1918 yılı gerçekten, yani bütün Türk dünyasını ilgilendiren bir konu bu. Çünkü 1918 kışında, Mart ayında, Şubat-Mart aylarında Ermeni çeteleri hem Baki'de, hem Karabağ'da, Gence'de, İrevan'da, Nahçıvan'da, hem Urmu'da, Hoy'da, Tebriz'de, Salmas'ta, hem de Kokand'da, çok uzak Türkistan'da bir şehir olan 18 Şubat 1918 yılında, gene aynı dönemde bir de uzak Türkistan'da Kokand şehrinde misli görülmemiş bir katliam yaptılar. Bunları isterseniz daha sonra sorular şeklinde biz cevaplayacağız. Ben genel olarak neden bu gün önemli ve gerçekten bütün Türk dünyasında bunlar terör estirmişler. Bu şekilde yani. Buyurun. Teşekkür ederim Gülara Hanım. 1917 Rus inkılabından sonra biliyorsunuz Şamyan, Baki Sovyetlerinin başına geçti. Ve aslında Şamyan'ın, daha doğrusu onun, Şamyan'ın oğlu Suren Şamyan'ın şöyle bir yazısı vardı ki Baki Sovyeti ordusunun sadece adı Sovyetlere listesindeydi. Aslında bu ordu Ermeni Milli Şurası'nın tabiliğindeydi. Ve biliyorsunuz 1918 yılı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulması dönemiydi ve bu dönemde de soykırımın olması, aslında bu da bir planın bir parçası mıydı acaba? Ve hatta Şamyan'ın şöyle bir cümlesi vardı. Azerbaycan'ın bağımsızlığından önce Azerbaycan'a mezarlar gelecek ve büyük bir bağımsızlık kutlanmayacak ama mezarlar onlara bahşedilecek bağımsızlığın yerine. Şöyle bir cümlesi vardı. Gülara Hanım, 31 Mart soygırımı asıl nedenleri neydi ve Ermenilerin bu olaya giydirdikleri kılıf neydi? Evet, çok güzel soru, çok kapsamlı bir soru. Gerçekten de
1917 Ekim devrimiyle birlikte evet açıkça bunlar Bolşeviklerle işbirliğine başladılar. Bu Ermeni çeteler dediğim gibi 19. yüzyıldan itibaren yani başladılar. Bunlar öncelikle şeyde kuruldu. Van'da ve Erzurum'da kurdular. Komiteler kuruldu. 19. yüzyılın sonunda başladılar. Mesela şeyde Karahaç, Van'da Karahaç kuruldu. Armenak komitesi kuruldu. Erzurum'da vatan savunucuları, vatan koruyucuları adında bir ilk terör teşkilat bunların komiteleri. Ardından Hınçak İsviçre'de kuruldu ve ondan sonra da Taşnak Sütun dediğimiz Tiflis'te kuruldu. Ve bunlar hepsi terör örgütleri, bu komiteler. Amaç Anadolu'da ilk eylemlerde de Anadolu'da başladılar. Doğu Anadolu'daki Türk nüfusu oradan silmekti amaç ve Ermenistan devleti kurmaktı. Amaçları buydu ve bunun için de eylemlere başladılar. İlginç olan ne biliyor musunuz? Yani mesela biz aydınız yani insanız, 20. yüzyılda yaşıyoruz. Yani din dediğimiz zaman din bir güzel ahlak demektir. Din maneviyat demektir. Fakat ne ilginçtir ki Ermenistan'ın bu tarihine, Ermenilerin bu son 100 yıl, 200 yıl tarihine baktığımızda yani din adamları bütün terör örgütlerinin kurucuları olarak din adamlarını görüyoruz. Bütün eylemlerde halkın önüne düşen, bayrağı sancağa kaldıran, hep katliamlara çağıran, katliamları bizzat düzenleyen ve birçok Azerbaycan'da mesela bir takım o karşı koydukları zaman düşünün ki o insanları yakalayıp o şehit olanlar da vardı. O bazıları hani yaralanıp onların eline esir olarak düşenlerin kafasını mesela Ayrapet adlı bir keşiş kesmişti. Ve onu birçok şehre gözdağı olarak göndermişti. Ve bunu yapan keşişler, papazlar, Hristiyan din adamları, Ermeni din adamları. Yani bu ideolojinin öncülüğünü ne ilginçtir ki ve ne yazık ki din adamları üstlendiler. Bu Ermeniler için bence bir kara tarih, bir leke. İnsanlık tarihine düşmüş büyük bir leke. Ve bunun üzerine gerçekten oturup düşünmeleri lazım. Ve bunlar Anadolu'da, bunların biliyor musunuz bunlar böyle bir tuhaf bir düşünceye sahipler. Her tarafa dağılmış durumdalar ve her yerde de devlet kurma peşindeler. Hiç Ermeniler yaşamadıkları, çok az yaşadığı yerlerin onlara ait olduğunu gösterip oralara katliamlar yaparak orayı etnik olarak temizleyip ardından oralara devlet kurma peşindeler. Bunu yaptılar hep. 100 yıl önce bunları yapıyorlardı. Ve ne yapıyorlar? Öncelikle Anadolu'da. Bakın onların ilk Ermeni din adamlarının düşüncesi Avrupa'ya yakın yerlerde. Yunanistan'da veya Bulgaristan'da Ermenistan devleti kurma hakkı fikri vardı. Fakat Rusya onlara sahip çıkınca onlar Rusya'da Ermeni devleti kurmayı düşündüler. Ermeni din adamları. Kiliseden çıktı yani. Bütün bu terör örgütlerinin, bu ideolojiler, bu terör, her şey bunların din adamlarının ve kiliselerde üretildi. Ne yazık ki. Ve bunlar farklı farklı devletler. Anadolu'da bir büyük Ermenistan düşünceleri var bunun. Kafkasya'da bir, daha sonra biliyorsunuz Rusçarının özellikle desteğiyle büyük maddi, manevi desteğini arkalarına alan, askeri desteğini arkalarına alan Ermeniler, demin de söylediğim gibi İrevan bölgesine göç ettikten sonra Ermenistan devletini kurmaya başladılar. Ve o zaman işte Kafkasya Ermenistan'ı fikri ortaya çıktı. Ondan sonra başka bir Urmu, ben daha sonra değineceğim güneydeki yapılan katliamların sebebi neydi? Orada da bir Urmiye Ermenistan'ı, küçük Ermenistan kurma fikri. Yani bunlar her yerde, daha sonra biliyorsunuz daha günümüzde Cevark diye biliyorsunuz şeyde Cefetiye bölgesi, Ahıska Türklerinin göç ettikten sonra gene Rusların oraya yerleştirdiği Ermeniler biliyoruz değil mi? Oralara yine de orada bir Cevak adında devlet kurma peşindeler. Günümüzde de bunun için uğraşıyorlar. Bunlar böyle mesela Krasnodar'da yaşıyorlar, Karadeniz'in kıyılarında. Artık Rusya içlerinde. Nalçik'te var, Armenbir'de şu an yaşıyorlar. Orada bile şu anda orada da bir Ermeni devleti kurmanın peşindeler. Yani böyle bir saçma sapan bir ideoloji ve akıl almaz projeleri
olan bir milletten bahsediyoruz. Hı hı. Öncelikle Anadolu'yu temizlemeye kalktılar. Bunun için Rusya çok yardım etti. Askeri olarak girdi. Ermeni çeteleri kuruldu. Fransızların yardımıyla bir takım bu komiteler aracılığıyla Güneydoğu Anadolu'da büyük katliamlar yaptılar. Müslümanların çoğunu katlettiler. Biliyoruz Van'da, işte Erzurum'da, Kars'ta çok büyük katliamlar yapıldı. Ve daha sonra ne oldu? Ve amaç burada devlet kurmaktı. Onların amacı buydu. Hı hı. Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurmaktı. Evet, Gülara Hanım, şimdi 31 Mart soykırımına gelelim. Biliyorsunuz aslında bu 1918 yılının Mart ayının başlarından başlamaya başladı ve bundan ilave Nisan ayında da Bakü'den başladı ve diğer illere de devam etti. 31 Mart soykırımı neler yaşandı? Evet, onu söyleyeyim de kısaca, onu orada tam bağlayacaktım ben. Aynı o Anadolu'da başarısız olunca, biliyorsunuz Rusya devrimi gerçekleşti ve Rus ordusu çekildi, Çar ordusu çekilmek zorunda kaldı. Çekilince onlar, Ermeniler de katliamlar yaparak yine o bölgelerden çekildiler. Ve bunlar Kafkaslara geldiler. Bu Ermeni çeteleri silahlı, çok savaşlara girmiş, savaş konusunda son derece deneyimli olan, Ruslarla sürekli işbirliği içinde olan bu Ermeniler, Ermeni çeteleri Kafkaslara yerleştiler. Hızla Azerbaycan bölgelerine dağıldılar ve aynı şekilde Bakü'de toplandılar, Karabağ'da toplandılar bunlar. Ve dediğiniz gibi Bolşeviklerle sıkı bir işbirliğine girdiler ve bu sebeple de Bakü Komunası'nın içinde çoğunluk Ermenilerden oluşmaktaydı. Ve Müsavat Partisi'nin kurulması, Azerbaycan'da milli bilincin yükselmesi, çok değerli bizim devlet adamlarımızın artık siyasi sahneye çıkmış olması ve Azerbaycan Türklerinin artık kendi sesini dünya çapında duyurmaya başlaması ve devletin de çok yakın zamanda kurulacağını bildikleri için bu ne Rusların ne de Ermenilerin istediği bir şey değildi tabii ki de. Ve buna mutlaka karşı çıkmaları lazımdı. Neden Ruslar diyeceksiniz? Çünkü Ruslar genel olarak Azerbaycan'da yani yapılan katliamlara hep göz yumdular. Tam tersine silah verdiler. Onlar da birlikte, Ermenilerle birlikte savaştılar. Katlettiler Türkleri, Azerbaycan Türklerini. Bunun da sebebi onlar Osmanlı'ya, Azerbaycan Türklerini hep yakın görüyorlardı. Ve biliyorlar ki her koşulda Azerbaycan Türkleri Osmanlı'yı destekleyecek. Savaş olsun, barış olsun her zaman. Bu Rus çıkarlarına tersti. Çar Rusyası'nın da Bolşeviklerin de çıkarlarına tersti. Ermeniler de dediğimiz gibi buranı artık Anadolu'da devlet kurma iflas edince bütün güçlerini, enerjilerini Azerbaycan üzerine yoğunlaştırdılar. Ve onların amacı burada katliamları yaparak nüfusu yapay olarak silmek oradan ve Ermenilerin orada devlet kurmasını kolaylaştırmak. Buydu yani amaç. Peki 31 Mart soykırımında neler yaşandı? Evet. Olaylar nasıl ortaya çıktı? Evet. Dediğiniz gibi yani devletin artık hemen şeyi belliydi. Devlet kurulacağı başlamıştı. Ve bunu önlemek için yapılan bir eylemdi. Ve bunun için bir de bunu da o katliamı yapan Şubat ayından gerilim vardı ve ara sıra küçük çaplı çatışmalar yaşanıyordu ve bunu da uyarıyorlardı hep. Kafkas valisine defalarca uyardılar. Müslümanlar işte böyle bir Ermenilerin bir saldırı içinde olduğunu, saldırı hazırlığı içinde olduğunu defalarca uyarmalarına rağmen buna göz yumdu Ruslar. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? O Ruslar, o katliamı yapanlar, o 31 Mart günü asıl 3 gün boyunca Bakü tamamen katledildi. Bütün her taraf yakıldı, yıkıldı. Silah yok, silahsız halk. Onlara karşı inanılmaz divan tuttular. Çok büyük bir katliamlar yaşandı ve 3 gün, 4 gün boyunca sürdü bu. Ve bunu istatistikler de gösteriyor. Bunu kendi şeylerinden de görebiliriz biz. Rus tarihçileri, Ermenilerin kendi itiraflarından da okuyabiliyoruz. Bunu yapan, bu katliamları yapan, Bakü katliamını, Quba katliamını yapan, daha sonra Gence Karabağ'da yapacak olan katliamları yapan, Şamakı'da büyük katliamı yapanların %70'i Ermeni çeteleri. Silahlı, Ruslar tarafından daşnak sütun
özellikle Daşnaksutun üyeleri %70'i bunlar Ermeniler. %30'u da Ruslar. Ve öyle bir katliam yapıldı ki, düşünün ki iki tane de şey katılmıştı denizden, piyade alayı, Rusların piyade alayı var. Onlar şehre girince bir anda yapılan katliamları görünce, düşünün ki Rus kendi ordu birlikleri yapılan katliam karşısında şaşırdılar ve itiraz ettiler. Biz çekiliyoruz ve hatta size karşı savaşırız dediler. Böyle bir şey olamaz dediler. Şimdi siz bir Rus böyle bir tepki, yani kendi ordusu içinden askerler itiraz etmişler, isyan etmişler. Biz çekiliyoruz, böyle bir vahşete bizim adımızın lekelenmesini istemiyoruz demişler. Yani böyle Ruslar da vardı. Böyle bir şey yani, bu böyle bir katliam yaşandı ve tarihin görmediği çok büyük katliamlar yaşandı Bakı'da. Ve bütün da yayıldı da, Azerbaycan bütün bölgelerine de yayılmış oldu. Evet Güler Hanım, hatta şöyle bir olay olmuştu. Soykırım yeni başladığı zaman, Bakü'de başladı biliyorsunuz. Rus gemicilerine yalan bilgi sızılmıştı ve Ermeniler şöyle söylemişti. Azerbaycanlılar ve buradaki tüm Müslümanlar Hristiyanların kökünü kurutmuştur ve herkesi öldürmüştür. Ve buna inanan Rus denizcileri de savaşa katılmış ve birçok katliam türetmişti. Ancak sonra bu bilginin yalan olduğunu farkına varmış ve durmuşlardı ama o zaman artık biraz geç kalınmıştı. Aslında aynı zamanda Ermeniler mesela en büyük dehşetlerden biri Şamahı'da mescidin içerisine insanları toplu olarak bırakıp ve sonra o mescidi insanlarla birlikte yakmalarıydı. Bundan ziyade aynı zamanda bu soykırım zamanında Ermeniler Sünni Şii'ye karşı durması da yaratmaya çalışıyorlardı. Hatta şöyle bir olay var. Kuba'da bir Sünni ve bir de Şii mezhebinden olan iki din adamını karşı karşıya getirmiş. İkisine de silah vermiş ve şöyle demiş. Kim kimi öldürürse o zaman onun ailesi sağ kalır, kurtulur. Onun ailesine dokunmayız. Şöyle bir arada savaş, Sünni Şii'ye savaşa çıkartmak için böyle bir olay yaratmışlar ama her iki din adamı da silahını Ermeni'ye doğrultmuş, birbirlerine değil. Ve bazen aslında biliyorsunuz 92 yılında Şubat ayında Hocalı soykırımı törenleşmişti ve bunları okurken, bunları izlerken hep düşünüyordum Güler Hanım, acaba neden kadınlara bu kadar işkence veriliyor ve daha çok kadınlar bundan, bu soykırımdan maruz kalıyor, daha çok işkencelere onlar maruz kalıyorlar ama sonradan bunun farkına vardım. İki nedeni vardı. Birincisi, kadınlar bir ırkın devamcılarıdır. Çocuk doğurgan oldukları için çocuk dünyaya getiriyorlar. Ve ikinci bir şey, Azerbaycanlıların, Türklerin, Müslümanların kendi kadınlarına düşkünlüğüdür ve kadının onlar için önemlidir. Yani bir kadına yapılan işkence aslında onun iki katı bir erkeğe yapılıyor demektir. Güler Hanım, bir diğer soruma geçmek istiyorum. Soykırımdan sonra Azerbaycan halkında durumlar nasıl oldu? Artık neyi düşünmeye başladık ve dünya bu olay hakkında ne düşünmeye başladı ve nasıl tepki verdi? Tam o şey, siz söyleyince kadınlarla ilgili, ben Kubatlı'da o dönemlerde yapılan katliamlar sırasında Kubatlı'da yerel halk kendi arasında toplanıp silah temin ediyorlar bir şekilde ve bu katliamları durdurmak için bir takım eylemler yapmayı düşünüyorlar. Ve orada yaşlı bir bey bu silahlanmış gençleri topluyor ve onların önünde konuşma yapıyor. Tam Ermeniler gelmek üzereler ve savaş başlayacak. Tam o sırada çok güzel birkaç cümle. Bakın, o kadar ben onu okurken çok etkilendim. Ve diyor ki onlara, bir nasihat gibi, yani şöyle yapın, böyle asla süngü diyor, sizin asla sırtınıza değmesin diyor. Sırt çevirmeyin yani şeye karşı. Bu bizim nefsi müdafaamızdır. Evet. Bizim hakkımızdır. Biz vatanımızı savunuyoruz. Böyle cümleler geliyor ve sonra diyor ki, sakın ola diyor, Ermeni kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına elinizi uzatmayın diyor. Hakaretle uzatmayın. Bakın, hakaretle uzatmayın diyor elinizi onlara. Yoksa diyor öbür dünyanın diyor, o kadar güzel bir cümleyle diyor, güzel peygamberimizin diyor yanında mahcup oluruz. Bakın ya. Yani o halde bile silah yok,
etrafınızda böyle her tarafta kanlar, katliamlar, o anda bile insanları maneviyata ve dinin güzelliği budur yani. Demin sizin söylediğiniz gibi yani bu oradaki kadınlara, çocuklara evet. yapılan şey bu. Bizdeki de böyleydi yani. İyi ki de ki biz böyle bir milletin evlatlarıyız, balalarıyız. Evet ve kadınlar dediğimiz zaman aklına şu da geliyor. Sadece bir mahallede bulunan toprağın altında 37 kadın ve çocuğun kulakları ve burunları kesilmiş halde bulunduğu da olmuştu ve Guba'da bulunan bir inşaat zamanı, kameraya da yakından göstereyim. Bir inşaat zamanı ortaya çıkan 2000'li yıllarda yani neredeyse 90 yıldan sonra üze çıkan bir şeydi. İnşaat yapılırken üze çıktı ve mezarlık ve bu mezarlara baktığımız zaman, şu iskeletlere baktığımız zaman, onlar incelendiği zaman şu üze çıktı ki onların kafalarında çiviler var ve inanılmaz derecede işkencelere maruz kalarak, çivilenerek bir duvara bırakılmışlardı. Şöyle. Ve bir diğer sorumu size yeniden hatırlatmak istiyorum Gülara Hanım. Soykırımdan sonra Azerbaycan halkının durumu nasıldı, neyi düşünmeye başladık ve dünyanın tepkisi ne oldu buna? Evet, şöyle zaten bundan önce de yani bu son katliamdan önce de 1918 katliamından önce de Azerbaycan Türkler Difaa Cemiyeti kurmaya başladılar. Baktılar ki Rusya valisinden bir hayır yok. Ermeniler karşısında kesinlikle duramıyorlar. Bir silah yok. Biliyorsunuz son Ruslar Türkleri savaşa almıyorlardı. Dolayısıyla uzun bir aradan sonra ara verilmişti yani. Ve Türkler savaş tekniklerini bilmiyorlardı. Modern savaş teknikleri o dönem için bilmiyorlardı. Evet. Modern silahlardan yoksundu. En basit silahları bile zor elde edebiliyorlardı. Yani bu şartlarda Difaa Cemiyeti kuruldu ve çok büyük bir Ermenilere ve Ruslara çok büyük bir ders verdi, ibret verdi onlara. Yani bu milletin hiç de sahipsiz olmadığını onlara gösterdi. Yani bu bir gerçekten kahramanlık bir destanı. Ve bence onlar bu Difaa Cemiyeti ile ilgili kısa kısa belgeseller var ama bence çok güzel, değerli, büyük belgeseller yapılmalı. Bu önemli ama en güzel bir devletin en önemli koruyucusu, bir milletin, bir halkın en önemli koruyucusu onun devletidir. Ve Azerbaycan Türkleri zaten süreç başlamıştı, hızlanmıştı. Bu son katliamlar bu süreci daha da hızlandırdı. Ve bir an önce devletin kurulması gerektiği fikrini bunları Azerbaycan Türkleri bütün çıplaklığıyla anlattılar. Çünkü ne Ruslardan hayır gelmeyecekti, ne Ermenilerden de kurtuluş yoktu. Hiçbir barış, hiçbir onlarla sadece zaman kaybetmek boşuna ve oyalama olduğunu anladılar. Bunun için güçlü devletin kurulması ve bunun için bütün şeyler başladı. Ama bildiğimiz üzere Baki o zaman işgal altındaydı, bu Bolşevik Daşnak birlikte. Bu işgali altındaydı ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilan edildi. Önce Tiflis'te ilan edildi, Gence'de kuruldu ve Fethullah Gülen Khanhoğlu başkanlığında 8 kabinede 8 üyeli bir ilk hükümet kuruldu ve artık işine başladı. İlk işlerinden bir tanesi de milli ordu kurmaktı. Ve tam da bu sırada yeni işte bu işler yapılırken zordu yani bu şartlarda. Kafkas İslam Ordusu'nun gelmesi. Siz herhalde soracaksınız onunla ilgili de. Evet. İsterseniz burada ben durayım. Elbette. Evet. Buyurun. Devam edelim bunun üzerinden. Osmanlı'nın uzattığı yardım elinden. Buyurun lütfen. Evet. Evet. İşte tam bu noktada artık devlet kurulmak üzere kurulmuş. Hükümet kurulmuş. Halk her türlü desteğini veriyor kendi devletine ve gerçekten çok yüzyıl önce Azerbaycan Türkleri doğuda ilk cumhuriyeti kurdular ve çok değerli insanlar. O dönemin o devleti kuran insanlar, aydınlar, devlet ve siyaset adamlarımız görülmemiş bir düzeyde olan insanlardı. Avrupa'nın üstünde yani. O gerçekten o bizim milletimizin bir gurur kaynağıdır. Yani biz o dönemde o zor şartlarda böyle insanları yetiştirebildik diye 100 yıl önce. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Ve biz o işler başladı ve bir anda
Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra Rusların çekilmesiyle birlikte Nuri Paşa başkanlığında Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a yardıma geldi. Ve bu bu ordunun içinde bir de Azerbaycan'ın gönüllüleri de vardı. Yani bunu da düşünelim. Hem Anadolu'dan gelen yardımı, kardeş yardımı elini uzattı. Anadolu Türkleri elini uzattılar Kafkaslara. Hem de orada ki insanlar, gönüllüler katıldılar bu orduya ve ondan sonra artık Ermenilerin bütün çabaları yavaş yavaş sönmeye başladı, yani gerilemeye başladı. Önce Quba, Gence'ye girdiler ve ardından yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. 5 Ağustos'ta ilk Bakı'ya girmeye çalıştılar. Fakat ilk başarısız oldu. Fakat 13 Eylül'de Nuri Paşa çok güzel bir şekilde yeniden hazırlandı ve güzel bir moral destek verdikten sonra orduya 13 Eylül'de Bakü'ye giriş başladı, çatışmalar başladı ve 15 Eylül'de artık Kafkas İslam Ordusu Bakü sokaklarındaydı. Ve o gün 15 Eylül Azerbaycan tarihinde Bakü'nün kurtuluşu, düşman işgalinden kurtuluşu günü olarak kutlanıyor ve halk büyük sevinçle karşıladı, çiçeklerle karşıladı kendi ordusunu, kendi balalarını, bağrına bastı, sevdi ve o günü halk hiç unutmadı. Aynı şekilde biliyor musunuz, çok ilginçtir, aynı dönemde Tebriz'de de yaşandı buna benzer bir olay. Tebriz'e de girdi Ali İhsan Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusu, gene aynı katliamları yardım etmek için gittiler ve ben sonra biraz da onlara gireceğim şimdi. Ve çok ilginçtir ki nasıl ki Bakü'de karşılandılar çiçeklerle, aynı şekilde Tebriz'de Türkiye bayraklarıyla karşıladı halk onları. Osmanlı ordusunun Tebriz'e girişini büyük bir coşkuyla Tebriz'de karşıladılar. Orada da çok büyük katliamlar yapılmıştı. İsterseniz siz buyurun. Evet Gülara Hanım, bu noktaya gelmişken buradan da devam edelim. Güney Azerbaycan'da da soykırımlar yapılmıştı, katliamlar yapılmıştı. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, orada biz dedik yani özellikle 1915 yılından sonra Anadolu'da başarısız olduktan sonra Ermeniler devlet kurma hayalleri suya düşünce onlar dediğim gibi Kafkaslara ve Güney Azerbaycan'a yerleşmeye başladılar. Ve 40 bin Ermeni taşnak, Ermeni silahlı birlikleri, bu çeteler Güney Azerbaycan'a yerleştiler. O Urmu Gölü etrafı, Salmas Sulluz, oralara yerleştiler. Geldiler. Bunların 30 bini Ermeni, 10 bini Asuri dediğimiz, onlar da Hristiyan olan Ermenilerle bunlar o. 40 bin silahlı ve asker, dediğim gibi savaşlardan çıkmış. Bunlar elleri silahlı ve destek alıyorlar. Fransa'dan, İngiltere'den, Rusya'dan destek alıyorlar. Bunu hep Kafkaslar'da da yaptılar, Güney Azerbaycan'da da aynı şekilde. Hem lojistik destek alıyor, hem silah desteği alıyor, hem her türlü yardım ediyorlar bunlara maddi olarak. Böyle bir durumda bunlar 1915 yılından itibaren oraya gelince 1916 yılında çok büyük bir Urmiye'de, Hoy'da, Salmas'ta ve Sulluz'da çok büyük katliamlar başlattılar. 150 bin kişinin öldürüldüğü, sadece Urmu'da 150 bin kişi katlettiği, gene 1918 yılında katlettiği söyleniyor. Ama bazı rakamlara göre genel olarak baktığımızda 300 bin kişi katledilmiş. 1916, 17, 18 yıllar arasında 300 bin insanı. Şimdiki rakamlar bize göre büyük değil ama o zaman için bunlar çok büyük rakamlar. Ve bunlar orada şeyin başında duran Petros, 1916 yılında Petros, Ermenilerin başında duran, birliğin başında duran adam, asker. Petros, Marşimon'da şeyinlerin başında duruyor, Aysurilerin. Bunlar ve Simitko, Kürtlerin orada. Onu da kandırdılar. Onlarla birlikte üçü katliamlar yaptılar.
Fakat daha sonra Simitko anlayınca, yani bunların fikrinin sadece Ermeni devleti kurmak olduğunu anlayınca onlardan ayrıldı ve hatta Parşmon'u da öldürdü. Marşmon adında birisi bu Aysor'u da öldürdü daha sonra. Bu şekilde ve çekildi o. Ve bu katliamlar sırasında Urmu'da özellikle bunlar demin dediniz ya camilere kapatıp yakıyorlardı. Urmu'da insanları, silahsız insanları Urmu Kervansarayı'na kapatıp yaktılar. Ve Urmu'da tam da Novruz Bayramı öncesinde, iki gün önce, Akır Çarşamba dediğimiz çarşamba günü, bayram, millet bayram coşkusu içinde bayram kutluyor. Tam o dönemde katliamlar yapıldı Urmu'da ve o nedenle halk arasında bugün de ona Kara Çarşamba denir o olaylara. Cilovluk olayları diyoruz biz. Neden Cilovluk? Çünkü bunlar Anadolu'dan, Cilov'dan gelen bu Ermenilerdi, silahlı. 1915'ten sonra Güney Azerbaycan'a göç eden, yerleşen Ermeniler ve onlara yaptıkları olayları da Cilovluk olayları diyorlar. Yani halk arasında bugün de yaşlı insanlar o olayları çok iyi biliyorlar. Güney Azerbaycan'dan bahsediyorum. Ve bunlar ne oldu? Sadece şeyde değil. Ama orada da kahraman insanlar çıktı. Mesela Kazım Han Kuşçu vardı. O Urmu'da halkı bazı şeyleri Gırhlar Kalesi'ne toplayıp 6 yıl onları baktı. Kayıklar bile yapıyordu yani onları gölü üzerinden Tebriz'e gidip gelme konusunda. Ve Osmanlı ordusuyla da ilişkiler içindeydi. Ve böyle yani daha sonra şehit oldu orada. Ve halk onun adına Güvercin Gala'da olmuştu. Ve Gırhlar Galası'nı onun adına bugün de halk Urmu Gölü'nde olan bu daşa, galaya. Bugün halk, Urmulular bugün de ona Kazım Han Daşı diyorlar. Onun anısını olarak o şehit düşen ve kahramanca Ermenilerle savaşan, çetelerle savaşan Türk'ün anısını onu öyle adlandırmışlar. Ve burada Ali İhsan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun girişi bu katliamları durdurdu. Ve aslında Ermeniler bu düşün hat bir boyunca Hoy, Salmas, Urmu, Sulduz böyle bu şekilde bütün buralardan gelip ve artık Urmu'dan sonra Şerefhana gölün öbür tarafı. Şerefhana Tebriz'in bir ucudur. Yani oradan sonra artık Tebriz çok yakın. Orada bunları durdurdular Ermeni çetelerini ve Tebriz'e girişini izin vermediler yani. Yoksa orada da çok bir, oralarda da yapmıştı daha önceleri de o katliamın önü. Onun için halk Tebriz'de onları Osmanlı ordusunu böyle bir coşkuyla karşılamış oldu. Teşekkürler Gülara Hanım. Yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerliyoruz. Size son soru olarak şunu sormak istiyorum. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Programın başında da konuştuğumuz zaman siz Ermenilerin hayallerinden, devlet kurma isteklerinden bahsettiniz. Peki şimdi Karabağ Zaferi'ni yaşadık ve hala sizce Ermeniler aynı fikir ve hayallere sahipler mi yoksa bu fikirler değişti? Evet. Demin yalnız kısa bir ilave yapmam lazım. Kokant'ta da yani çok uzak bir bölgede, Türkistan'da, Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştu. Ancak 3 ay yaşayabildi ve onu da Ruslar ve yine Daşnak Sütun Partisi üyeleri 10 vagon, 1918 yılında 10 vagon Daşnak üyesi oraya gitti ve 18 Şubat'ta 1918 yılında aynı dönemler bakın. Aynı dönemde orada da Kokant şehri, Kokant ticaret şehri, Türkistan muhtariyetinin ilan edildiği şehir. Ben o şehre gittim ve o katliamların yapıldığı yeri, o toprağa eğilip öptüm. Yani orayı o yıkmışlar, o bombalarla patlatmışlar, o silmişler. O Türkistan Meclisi'nin kurulduğu yeri silmiş Ermeniler, Daşnak Sütun Ruslar. Ve orada o katliamlar sırasında düşünün ki 300 bin gene Şöhret Barlas var. Özbek tarihçi, onun çok güzel, o hem Azerbaycan'daki katliamları çok iyi araştırıyor, hem Özbekistan'daki katliamları, Ermenilerin yaptırmış olduğu katliamları ve onun cümlesiyle bitireyim bunu. Diyor ki 300 bin insanı yok ettiler, katlettiler ve şöyle diyor kitabında, Özbekçe yazdı, diyor ki o güzel Kokan şehri 3 gün boyunca mangal gibi yandı diyor. Mangal gibi yandı ve 200 yerleşim yerini yok ettiler, sildiler.
Ve biliyor musunuz, ondan sonra ben başka kitaplardan okudum. Milli İstiklal Mücadelesi, Türkistan Milli İstiklal Mücadelesi oradan sonra, tam oradan başlıyor. Bu yapılan zulme, bu katliama karşı halkın bir isyanıydı o. Ve Korbaşı Ergaş, Başkan Kokant'ta bu katliamın içinden kurt dağa kaçıyor ve etrafına korbaşıları toplayıp basmacı hareketiyle böyle başladı. Yani sebebi buydu. Evet, son olarak da bunu günümüzde dediğiniz gibi Karabağ Savaşı elbette ki çok büyük bir psikolojik darbe oldu. Askeri, ekonomik, her olarak politik bir darbedir Ermenistan için. Fakat biz bence tarihten dersimizi almalıyız. Demin ne dedik? Mehmet Said Ordubadi 1906-5 yılında yazdığı Kanlı Seneler kitabında ne diyordu? Müslüman Türkler çabuk kanarlar diyor. Hemen algılamaları geçtir diyor. Ermenilerin barış çabalarına hep kandılar diyor. İnandılar. Buna inanmamamız lazım ve bunu unutmayalım. Şu anda da dünyada kaç tane Ermeni terör örgütü var. Ermeniler bu düşüncelerden henüz vazgeçmiş değiller. Biz tabii ki de hazırlıklı olacağız. Her anlamda hazırlıklı olacağız ve en önemlisi onların dünyada şu anda Ermenilerin propaganda konusunda üstünlüğü birazcık bize göre daha iyidir. Çünkü onlar daha derin, daha eski dünya ülkeleriyle Avrupa'da, Batı'da çok iyi ilişkiler kurmuşlar. Diasporaları bizimkinden daha güçlü, daha eski. Dolayısıyla bu konularda, bu alanlarda bizim sıkı bir çalışma yapmamız lazım. Türkiye ile de işbirliği yaparak çok güzel çalışmalar yapmamız lazım ve onların bütün bu ideolojilerini, onların bütün bu yaptıklarını dünyaya tanıtmamız lazım. Evet, Gülara Hanım, dediklerinize katılıyorum. Ermenilere yapılmamış olan soykırımı tüm dünya insanları neredeyse biliyor, duyuyor, eşitiyor. Ancak biz kendimiz başımıza gelen on binlerle, yüz binlerle insanın ölümüne sebep olan bu soykırımları dünyaya aktarmaya çalışıyoruz ama henüz istediğimiz noktaya ulaşamadık. İnşallah sizin dediğiniz gibi tüm dünyada bu gerçekleri görür ve biz bu gerçekleri aktarabiliriz. Gülara Hanım, bugün çok önemli bir gündü ve gelip kendi bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz sözler var mı? Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir program oldu. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bunu söylemek isterim. Yani biz tabii ki de dediğiniz şeylere katılıyorum ben. Yapacak işlerimiz çok. Özellikle yurt dışında çok yoğun çalışmalar yapmamız lazım. Güzel eserler, bilimsel eserler ortaya koymamız lazım. Duygulardan arınıp bilimsel eserler yapmamız, ortaya koymamız lazım. Dünyanın da kabul edeceği. Çünkü dünyada kabul edilir bir şey varsa o da bilimsel çalışmadır. Hiç kimse bilimsel çalışmaya karşı çıkamaz. Tarihi olarak, bilimsel olarak, bütün her yönü arkeolojik çalışmalarıyla, her yönüyle biz haklı olduğumuzu, bu toprakların bize ait olduğunu, bunları dünyaya bilimsel yönden kanıtlamak zorundayız. Bunu göstermek, var olan eserleri de yabancı dillere çevirmek zorundayız. Yalnız benim tek ricam, bunu yaparken sakın ola biz Türk'üz. Bizim kendimize özgü bir, bakın savaşta bile ben örnekler okudum. Savaşta bile biz kendimize özgüyüz. Biz bugün de Ermenilere benzememeliyiz. Ermeniler 100 yıldır bir trajediyle besleniyorlar. Bu onların ulusal bir ideolojisi. Acınma duygusu uyandırmak dünya insanlarında ve bunların mazlum olduğu düşüncesi, sürekli bunlara karşı zulümler yapıldığı, katliamlar yapıldığı. Halbuki onlar dünyayı yapmışlar da demin bahsettiğimiz örneklere bakın yani. Nerelerden kalkıp nerelere gidip katletmişler bunlar. Bunları, asıl gerçekleri ortaya koymak ve bunu yaparken gene Türk olduğumuzu unutmadan, yani kesinlikle onların ulusal ideolojisinden etkilenmeden biz onlara benzemeyiz, benzememeliyiz. Benim şeyim, tek şeyim budur yani. O ulusal trajediyi çevirmeden Türk gibi vakur bir şekilde bunu anacağız, bunu bileceğiz, bunu araştıracağız, tarih, bilimsel çalışmalar ortaya koyacağız. Ama bunu yaparken bunu ulusal travma haline, ulusal trajedi haline getirmeden yapmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Gülara Hanım.
Evet değerli izleyenler, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından yapılan 3 çizgi programında bir hafta daha sona erdi. Önümüzdeki çarşamba yeniden görüşmek umuduyla esen kalın.